Import İnşaat, yani özel ismiyle, bu inşaatımızın özel ismiyle Kuzeyşehir, adından da anlaşıldığı gibi şehrin kuzeyinde, yeni gelişim alanlarında ve havaalanına yürüme mesafesinde Batman'ın yeni gözde alanına yapılan ve özellikler bakımından da Batman'da bir ilki temsil eden bir projedir. Çok özel bir proje diyoruz. Çok özel bir proje çünkü mesela daha yönetmelik değişmeden bile biz her daireye bir otopark artı 20 misafir otoparkı öngörmüştük. Yönetmelik değişmeden önce bu 3 daire başına bir otoparktı mesela. Onun dışında yeşil alanımızın fazlalığı ve ticari mekanlarımızın üstünü de yeşillendirerek bunu da vatandaşlarımıza sunmamız yine çok sık karşılaşılan bir uygulama değil. Bu anlamda Batman'da ilkleri yaşatıyoruz diyebilirim. Yani bir yerleşim yerinin olmazsa olmazlarından biri de orayı canlı tutabilmek için yani sadece insanı yerleştirmekle olmaz bu iş. O insanların gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kentte yeni değer alanları yaratabilmek de önemlidir. Kaç dönüm arazi üzerinde olacak bu Kuzeyşehir? 15 dönüm arazi üzerine ve bunun yaklaşık 7 dönümü yeşil alan olmak üzere düzenlendi. Aslında bir de şanslı olduğumuz bir alan var. İnşaatımızın hemen arka tarafında ve bir diğer ucunda park alanı olarak tahsis edilmiş alanlar var. Peyzajımızın dış kontürlerinde koşu yapılabilecek yollarımız mevcut. Normalde bunlar her sitede olan özellikler değil. Mesela dairelerimizde çöp şutlarımız var. Çöp şutu nedir? Çöp şaftı, çöp bacası da dediğimiz şey. Evinizin içinde veya kat hollerinde çöplerinizi biriktirmeden doğrudan siz oradan atıyorsunuz. Aşağıda kapıcı bunları bir hazinede biriktiriyor ve gün içinde bunları mesela atmak suretiyle evinizin kokmasını, apartman holünüzün kokmasını engelliyor. Haşeranta kadar son veriyor. Özellikle şunu da yaptık. Hani normalde bundan kaçınır insanlar yapmazlar. Döşemelerimiz arasında ses yalıtım sistemlerimiz var. Dairelerimiz 2 artı 1'den başlıyor. 2,5 artı 1, 3 artı 1, 3,5 artı 1, 5 artı 1, 5,5 artı 1'e kadar çıkmakta dublekslerimiz var. Ayrıca bizim şöyle de bir durum var, onu belirtmeden geçemeyeceğim. Biz son derece bu projede ödeme kolaylıkları sağlayabiliyoruz. Mesela çiftçilikle uğraşan bir müşterimize biz sen ödemeni hasat zamanı yapabilirsin gibi. Ya da işte bankacı olur, başka meslekten olur, mesleğine uygun bile bir ödeme ayarlaması yapabiliyoruz. Bu sayede de müşterilerimiz hani onlar bir an önce peşinat ödemek derdinde şu an. Biz bekleyin, temelimizi atalım o zaman şey yapın, verin şeklinde bir öneride bulunabiliyoruz. Gelen talepler olumlu, bizim yaklaşımımız da olumlu, insan odaklı olduğu için yaklaşımımız. Şu an bir değer ürettiğimizin farkındayız. Hatta şöyle özgüvenle söyleyebiliyoruz. Yani yetişen nasiplenir, yetişmeyen üzülsün haline diyebiliriz yani.